Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size kulağın yapısından bahsedeceğim. Kulakla ilgili olan olaylardan, işte işitme olayı nasıl gerçekleşiyor, diğer olaylar nasıl gerçekleşiyor, bunlara bakacağız. İlk önce kulakla ilgili şunu söyleyelim. Kulak bizim hem işitme hem de denge organımızdır arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. O zaman kulak için ilk önce şunu yazalım. İşitme ve denge organıdır diyelim. İşitme ve denge organıdır. Arkadaşlar kulak 3 bölümden oluşur. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak 3 bölümden oluşur. Şöyle yazalım. 3 bölümden oluşur. Şöyle bir dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Şimdi ben kulak üzerinde bu yazdığım bölümleri ve içeriğindeki bölümleri göstermek istiyorum. Arkadaşlar bizim dış kulak dediğimiz yapı kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Bakın şurası kulak kepçesidir. Kulak kepçesi. Şurası ise bakın morla boyadığım yer ise kulak yoludur. Kulak yolu. Bu ikisi birlikte neyi oluşturuyor? Dış kulağı oluşturuyor arkadaşlar. Dış kulağın orta kulağa bağlandığı bir yapı vardır. Biz bu yapıya kulak zarı diyoruz. Bakın şurada yeşille boyadığım yerdir burası. Kulak zarıdır. Kulak zarı. Kulak zarıyla beraber artık orta kulağa geçiş yapıyoruz. Orta kulakta 3 tane kemik vardır. Bunlar çekiç, örs ve üzengi kemikleridir arkadaşlar. Bu kemikler sesin İşte çoğaltılarak iç kulağa aktarılmasını sağlıyor. Zaten ayrıca yazacağım. O zaman sırasıyla yazalım. Bakın şurada kırmızıyla boyadığım çekiç. Hemen içeride maviyle boyadığım arkadaşlar örs. Bunların daha detaylı anlatımını orta kulağı anlatırken söyleyeceğim. En içte bulunan ise üzengidir. Üzengi. Bunlar orta kulakta bulunan yapılardır ve sesin artırılarak iç kulağa aktarılmasını sağlar. Daha sonra iç kulağı, orta kulağın iç kulağa bağlandı. Bakın şurada bir penceremiz vardır. Biz bu pencereye oval pencere diyoruz. Oval pencere. Arkadaşlar bu pencere ile orta kulak iç kulağa açılır. Daha sonra iç kulağa geçiş yapıyoruz artık. İç kulakta salyangoz dediğimiz bir yapı vardır. Salyangoz. Bu salyangozun içerisinde kanallar var. Kanallardan bahsedeceğim ayrıca iç kulağı anlatırken. Bu kanallar sayesinde işitme olayı gerçekleşiyor. Ayrıca salyangozun yine orta kulağa bağlandığı bir pencere daha var. Bakın şurada hemen salyangozun bağlandığı penceredir. Buna da biz yuvarlak pencere diyoruz. Yuvarlak pencere. O zaman orta kulakta iki tane pencere var. Biri oval pencere, diğeri de yuvarlak pencere. Arkadaşlar... Şurada buraya kadar anlattıklarımın hepsi işitme ile ilgili olaylar. Şuradan daha sonra bahsedeceğim. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi gelelim denge ile ilgili olanlara. Denge ile ilgili olanlar da yine iç kulakta bulunur. İç kulakta iki tane yapı vardır. Bunlardan bir tanesi yarım daire kanallarıdır. Yarım daire kanalları. Bakın şurası. Şu sarıya boyadığım kısımlar daire şeklinde, yarım daireler şeklinde. Bunlar yarım daire kanalları olarak isimlendirilir. Bir de şu boşlukta bulunan tulumcuk ve kesecik vardır. Tulumcuk ve kesecik. Bunlar da bizim denge ile ilgili olan organlarımızdır ki zaten dengeyi ayrıca anlatacağım. Bir de kulağımızın boğaza bağlandığı, yani bizim boynumuza bağlandığı bir yapı vardır arkadaşlar. Orta kulaktan geçer burası. Öztaki borusu. Bakın şurası öztaki borusudur. Orta kulaktan boğaza bağlanarak, yani bizim boğazımıza bağlanarak arkadaşlar, basıncın sabit tutulması, yani dış basınçta iç basıncın sabit tutulmasını sağlayan bir yapıdır. Şimdi kulakla ilgili yapılarımız bu şekilde genel olarak. Gelelim daha detaylarına. Şimdi dış kulak diyeceğiz ve dış kulağı anlatmaya başlayalım. Kısaca bahsettik. Devam edelim anlatmaya. Arkadaşlar dış kulak neydi? Kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşuyordu. Hemen bunu yazalım. Kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Kulak yolundan oluşur.
Arkadaşlar, kulak kepçesi sesin toplanmasını ve kulak yoluna aktarılmasını sağlar. O zaman yazalım. Kulak kepçesi sesin toplanmasını sağlar. Toplanmasını sağlar. Kulak yolu ise içerisinde bulundurduğu kulak kiri sayesinde kulağımıza giren mikropların burada öldürülmesini sağlıyor arkadaşlar. Böylece bizim kulağımızı mikroplardan korumuş oluyor. O yüzden de bizim kulak kirimizi hani çok fazla temizlememiz gerekiyor. Dış tarafta sadece görünen kısmını almamız yeterli. İşte şu kulak çöplerini falan kulağın içerisine sokmak çok zararlıdır. Sadece dış kısımda bulunanları alsanız, görünen kısmını alsanız yeterlidir. Kesinlikle içe doğru uzatmayın. Çünkü içteki kulak kirini aldığınız zaman da mikropların kulağımıza girmesini kolaylaştırmış oluyoruz. Ayrıca şöyle bir durum da var. Kulak zarımızı delme ihtimalimiz de var. Ben şimdi burada şekilde sanki çok uzunmuş gibi gösterdim yolu ama o kadar uzun değil arkadaşlar. Biraz daha ileri gittiğimiz zaman kulak zarına temas edip kulak zarına girtebiliriz. Allah korusun. Şimdi o zaman kulak yolundan da bahsedelim. Kulak yolunda bulunan kir, mikropların kulağa girmesini engeller. Kulağa girmesini engeller. Arkadaşlar, ne demiştik? Dış kulak, kulak zarıyla orta kulağa bağlanıyor demiştik. O zaman bunu da yazalım. Dış kulak, kulak zarı ile orta kulağa bağlanır. Orta kulağa bağlanır. Evet, şimdi geçtik orta kulağa. Orta kulakta ne var demiştik? Çekiç, örs ve üzengi kemikleri var demiştik arkadaşlar. Bu kemikler kulak zarından gelen titreşimleri artırarak iç kulağa aktarılmasını sağlar. Bakın, hemen şurada büyümüş bir halde şeklini çizdim. Arkadaşlar, çekiç, bakın şu çekiçtir. Çekiç kemiği, ilk kemiğimiz çekiç. Şu arada bulunan örstür. Örs. Bakın şu da üzengidir. Üzengi. Şimdi burada yazacağımız iki yer daha var. Arkadaşlar, çekiç, örs ve üzenginin iç kulağa bağlandığı pencere. Hangi pencereydi hatırlayalım? Hangi pencere? Oval penceredir arkadaşlar. O zaman burası nedir? Oval pencere. Oval pencere. Şimdi bir de dedik ki dış kulağın orta kulağa bağlandığı zar vardı, değil mi? Kulak zarı. İşte bakın, şu sarıyla boyadığım kısım kulak zarıdır ve ilk önce çekici uyararak iletişimin, yani sesin gitmesini sağlıyor. O zaman bu nedir? Kulak zarımızdır. Kulak zarı. Evet, orta kulakla ilgili o zaman yazalım söylediklerimizi. Orta kulakta ne dedik? Çekiç, örs ve üzengi kemikleri bulunur. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri bulunur. Bu arada bu kemikler vücudumuzun en küçük kemikleridir. Bu kemikler kulak zarından aldığı titreşimleri artırarak iç kulağa aktarır. İç kulağa aktarır. Evet. Orta kulağın genel olarak görevi bu. Hatırlarsanız şurada kulağın yapısını gösterirken, şöyle tekrardan alayım bunu. Bir de öztaki borusundan bahsetmiştik. Bakın, şurası bizim yutağımıza bağlanan, boğazımıza bağlanan kısımdır öztaki borusu. Öztaki borusundan da bahsedelim. Arkadaşlar, öztaki borusu bizim orta kulağımız ile yutak arasında bulunan bir bağlantıdır, bir köprü gibidir. Bu köprü sayesinde, yani öztaki borusu sayesinde atmosfer basıncı ile bizim iç basıncımızın arasındaki denge sağlanır. Tamam mı? Eğer ki öztaki borusu olmasaydı bu yüksek basınç farkları falan vücudumuza zarar verebilirdi. Ama öztaki borusu sayesinde ve ayrıca kulak zarı sayesinde İç basınçla dış basınç ayarlanmış oluyor. Mesela mutlaka yaşamışsınızdır, hatırlayın. İşte yüksek yerlerden alçak yerlere indikçe, mesela dağdan denize doğru indikçe kulaklarınızda bir tıkanma hissedersiniz.
Çünkü aşağıya doğru gittikçe basınç azalıyor. Basınç azaldığı için ne oluyor? Bizim işte vücudumuzun iç basıncıyla dış basınç arasındaki fark artıyor ya da azalıyor arkadaşlar. İşte bu durumu ayarlayan yapı östaki borusuyla kulak zarıdır. Kulak zarı o anda şişerek basıncın ayarlanmasını sağlıyor. Böyle bir adaptasyonumuz da vardır. O zaman östaki borusu ile ilgili yazalım. Orta kulağı yutağa bağlayan yapıya östaki borusu denir. Östaki borusu denir. Ne dedik östaki borusunun görevi için? Östaki borusu vücut basıncı ile, yani iç basınç ile atmosfer basıncını dengeler. Evet, görevi bu şekildedir arkadaşlar. Bu sayede kulak zarının da yırtılmasını önlemiş oluyor. Onu da yazalım. Kulak zarının yırtılmasını önler. Evet, orta kulakla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi orta kulağı da yazmış olduk buraya. Gelelim bir sonraki kulak yapımıza. İç kulak. Arkadaşlar, iç kulak hem işitme organlarının hem de denge organlarının bulunduğu kısımdır. Şimdi ilk önce işitme ile ilgili olan kısmını anlatacağım size. Daha sonra dengeye geçeceğiz. Arkadaşlar, iç kulakta orta kulaktan iç kulağa geçişte oval pencere vardır. İsterseniz onu orta kulağa yazalım şöyle. Orta kulak ne ile bağlanıyor iç kulağa? Oval pencere ile bağlanıyor. Şöyle diyelim. Orta kulak iç kulağa oval pencere ile bağlanır. Oval pencere ile bağlanır. Bakın buradaki şekilde de zaten belli oluyor. Bakın kulak zarı kime aktardı? Çekiç. Daha sonra örs. Sonra üzengiye geldi. Üzengenin bitişinde de ne var? Oval pencere vardır. Bununla beraber iç kulağa giriş yapmış olduk. Şimdi iç kulakta neler var? İç kulakta dediğimiz gibi hem işitme hem de denge organları bulunur. O zaman şöyle yazalım. Hem işitme hem de denge organı bulunur. Denge organı bulunur. Arkadaşlar, işitme ile ilgili olan yapı, bakın hemen altına yazıyorum şöyle. Bir de denge ile ilgili olan yapıları yazacağım. İşitme ile ilgili olan yapımız salyangoz. Salyangoz ve dalız. Dalız. Dalızı burada size göstermedim ama şurada göstereceğim. Dalız ve salyangozdur. Denge organımız ise yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesiciktir. Bunlar normalde ayrı ayrı yapılar ama birlikte anlatıyoruz. Arkadaşlar, dalız dediğimiz yapı salyangozun başlangıcında bulunan yapıdır. Bu yapı sadece işte orta kulaktan gelen, yani oval pencereden gelen ses alır ve salyangoza aktarır. Çok da büyük bir önemi yok. Sadece ses aktarımında görevlidir. Dalız ayrı bir organ değil, salyangoza bağlı. İşte oval pencereden salyangoza açılan kısımdır. Yani aslında biz şurayı, bakın şu kısmı dalız olarak isimlendirebiliriz. Evet, gelelim. Şimdi dalızla ilgili olan kısmını yazalım. Oval pencereden açılan salyangozun giriş kısmına dalız denir. Ne dedik? İşte gelen sesi salyangoza aktarır. Unutmayın, dalız ayrı bir organ değil, sadece salyangozun başlangıç kısmıdır. Arkadaşlar, salyangoz kohlea olarak da isimlendiriliyor. Salyangozda 3 tane yapı vardır, 3 tane kanal vardır. Şimdi şöyle diyelim. Salyangoz. Şöyle parantez içerisinde kohlea diyorum çünkü bu ikinci ismi sorulabilir. Kohlea 3 kanaldan oluşur. 3 kanaldan oluşur. Şimdi bu kanallar dıştan içe doğru arkadaşlar
Şöyle diyelim, dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru. Birincisi vestibular kanal. Vestibular kanal. İkincisi arkadaşlar timpanik kanal. Timpanik kanal. Üçüncüsü de kohlear kanal. Kohlear kanal. Bunların içerisinde sıvılar vardır. Vestibular ve timpanik kanalda perilenf sıvısı varken kohlear kanalda arkadaşlar endolenf sıvısı bulunur. Hemen yanına isterseniz şöyle yazayım. Şöyle bir parantez açıyorum ikisinin yanına. Perilenf sıvısı bulunur. Perilenf sıvısı bulunur bu ikisinde. Kohlear kanalda ise endolenf sıvısı bulunur. Sıvısı bulunur. Evet, genel olarak özellikleri, görevleri bu şekilde. Şimdi görevlerine zaten ayrıca değineceğiz. Arkadaşlar şu şekil üzerinden gösterelim o zaman hangi yapılar olduğunu. Bakın ses buradan geliyor. Hangi pencereye açılıyordu? Oval pencereye. O zaman şurası nedir? Oval penceremizdir. Oval pencere. Daha sonra oval pencerenin ilk giriş yaptığı yer dalız olarak isimlendiriyorum. Ben burada dalız ayrıca yazmayacağım. Şu sarıyla boyadığım bakın şu kısım bizim vestibular kanal dediğimiz kanaldır. Bakın şu kısım sadece birinci kısmı vestibular kanaldır. Vestibular kanal. Daha sonra vestibular kanalın devamında bakın şurada devamında timpanik kanal bulunur. Timpanik kanal. En içte ise arkadaşlar kohlear kanal vardır. Kohlear kanal. Bu vestibularla timpaniyi aynı renkte boyamamın sebebi ikisinde de aynı sıvı bulunduğu için ikisinde de perilenf sıvısı var. Daha sonra timpanik kanalın bitişiyle birlikte de oval pencere açılıyor. Oval pencere. Bu da yine sesle ilgili bir penceremizdir. Şimdi arkadaşlar bir de şu alttaki şekle bakalım. Bakın. Bu salyangozun enine bir kesitini aldığımızı düşünün. Enine kesitte hangi yapılar var? Şimdi enine kesitte ortada bulunan yapı, bakın hangi yapı? Kohlear. O zaman şurası nedir? Kohlear kanaldır. Kohlear kanal. Üst tarafta bulunan, yani en dışta bulunan nedir? Vestibular kanaldır. Vestibular kanal. Altta bulunan şu kanal ise nedir arkadaşlar? Timpanik kanal. Timpanik kanal. Peki diğer yapılar nedir? Kohlear kanalda işitme ile ilgili yapılarımız bulunur. Yani işitmenin gerçekleştiği yer burasıdır. Arkadaşlar bu işitmenin gerçekleştiği yer yani şu kısımda çatı zarı dediğimiz bir zar bulunur. Bakın şurası çatı zarıdır. Çatı zarı. Bu zarın titreşmesiyle ses ortaya çıkıyor. Ve alt tarafta ise şunlar baziller zar dediğimiz zarlardır. Baziller zar. Bu zarın içerisinde işitme sinirleri bulunur. Bu sinirlerle birlikte bizim işitme ile ilgili olan sinirlerimiz beynimize gidiyor ve ses olarak algılanıyor. Hani böyle düşünürseniz bir sürü şey anlattım size ama bu olay sadece saniyede hatta saniyenin daha az bir süresinde gerçekleşiyor. O zaman bu kanallarla ilgili söyleyeceklerimizi de yazalım. Daha sonra devam edelim, denge olayına geçelim. Arkadaşlar kanallarla ilgili ilk önce şunu söyleyelim. Zaten vestibular ve timpanik kanalda perilenf sıvısı vardır dedik. Kohlear'da da endolenf sıvısı bulunuyor dedik. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar ilk önce oval pencereden gelen ses vestibular kanaldaki sıvıya aktarılır. Bu sıvı dalgalar halinde sesi nereye gönderecek? Timpanik kanala. Burada da dalgalar halinde ses devam eder. Daha sonra bu ses bakın oval pencereye gelir ve oval pencerede hani dalgalar halinde geliyor ya bu dalgalar hafifletilir. Çünkü eğer hafifletilmezse oval pencereye çarparak bu sefer yankı dediğimiz olay oluşur. O yüzden oval pencere yankı oluşumunu azaltmış oluyor. Daha sonra oval pencere ile birlikte kohlear kanala giriyor ses dediğimiz yapı. Daha sonra bu yapı kohlear kanalda bulunan baziller zarın, bakın şu zarın titreşmesini sağlıyor. Bu zar titreştiği zaman hemen reseptörler uyarılıyor. Burada korti organı dediğimiz
bu organda bulunan reseptörler tarafından algılanıyor ve daha sonra merkezi sinir sistemine, yani beynimize gönderiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir olay gerçekleşiyor. O zaman kısaca şöyle yazalım. Oval pencereden gelen ses, oval pencereden gelen ses vestibular ve timpanik kanaldaki sıvıda dalgalar oluşturur. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Daha sonra bu dalgalar oval pencereye çarpıyor. Oval pencereye çarpar ve yankıyı azaltmış olur. Daha sonra da nereye geçiyordu? İç kanalda, yani kohlear kanala geçer. Ses böylece kohlear kanala geçer. Buradaki çatı zarı titreşir ve kort organı yine kohlear kanalın içerisinde bulunur. Kort organındaki reseptörler uyarılır. Böylece uyarı artık nereye gidiyor? Merkezi sinir sistemimize gitmiş oluyor arkadaşlar. Evet, sesle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Tabii ki bunun sırasını yazalım. Sırasını yazdıktan sonra devam edelim. Şöyle sayfayı değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ses olayına bakalım. Ses olayı sırasıyla nereye gidiyormuş? Arkadaşlar, ilk olarak ses geldi. Nereye gitti? Kulak kepçesine. Kulak kepçesi. Kulak kepçesinden kulak yoluna. Kulak yolundan kulak zarına gider. Kulak zarında titreşim halinde oluşur bu ses. Titreşim. Bakın, buraya kadar titreşim. Buradan sonra oval pencereye kadar da titreşimdir arkadaşlar. Daha sonra yuvarlak pencerede dalgalar halinde oluşmaya başlayacak. Gelelim kulak zarıyla birlikte orta kulağa girer. Buradan nereye gitti? Çekiç, örs ve üzengi kemiklerine gider. Üzengi kemiklerinden de oval pencereye gelir. Oval pencere. Yine burada da ses nasıldır? Titreşim halindedir. Buradan sonra artık nereye giriyoruz? İç kulağa giriyoruz. İç kulağa geldiğimizde burada arkadaşlar dalgalar haline dönüşecek. Vestibular kanal sırasıyla, daha sonra timpanik kanal, en son ise arkadaşlar yuvarlak pencere ile birlikte, bakın burada dalgalar halinde. İlk önce titreşim halinde geliyor, daha sonra dalgalara dönüştürüyor. Dalgalar halinde nereye gidiyor? Kohlear kanala gidiyor. Kohlear kanal. Kohlear kanalda bulunan korti organı sesi algılıyor. Kort organında reseptörler bulunuyor, unutmayın. Korti organı. Daha sonra sinirler. Duyu sinirleri. Buradan nereye gider? Talamus. Talamus sınıflandırıp beyin kabuğuna gönderiyor arkadaşlar. Beyin kabuğu. Bu şekilde ses olayı gerçekleşmiş oluyor. Evet, şimdi gelelim ses olayını anlattıktan sonra denge olayına. Şimdi sesi bitirdik, gelelim dengeye. Şöyle yazalım, denge olayı diye. Denge olayı. Bakın, denge olayında görevli olan iki tane yapımız vardı. Birisi neydi? Yarım daire kanalları. Yarım daire kanalları. Diğeri de arkadaşlar tulumcuk ve kesecik. Tulumcuk, kesecik. Şimdi bu ikisinde neler gerçekleşiyor bakalım. Yarım daire kanalları içerisinde endolenf sıvısı bulunuyor. Bu sıvı başın
ve vücut hareketinin yönünü algılıyor arkadaşlar bu sıvı sayesinde. Mesela işte arkaya doğru dönmemiz, yana doğru dönmemiz bunların algılanmasını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim, yarım daire kanalları başın ve vücudun dönme hareketini algılar. Dönme hareketini algılar. Evet, yarım daire kanalları bunu algılıyor. Arkadaşlar, bu yarım daire kanallarının içerisinde taşlar bulunuyor. Bu taşlar sayesinde bizim dengemiz de sağlanıyor. Tabii denge organımız neredeydi beynimizde? Hangi bölümdü? Beyincik. Beyincikle birlikte çalışıyor ve dengemiz sağlanıyor. Tulumcuk ve keseciye geldiğimiz zaman ise bunda da yine otolit taşlar dediğimiz taşlar bulunur. Bu taşlar sayesinde bizim dengede dik durmamızı sağlayan yapılardır. İleri ve geri gitmemizi algılayan yapılardır bunlar da. İleri ve geri gitmeyi algılar. Geri gitmeyi algılar. Burada kalsiyum karbonat yapılı, CaCO3 olarak yazıyoruz, yapılı otolit taşlar bulunur. Otolit taşlar bulunur. Eğer ki bu taşlar yerinden oynarsa vertigo dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Bu kişilerin başı sürekli dönüyor arkadaşlar. Bu taşların yerinden oynaması sonucu hangi hastalık oluşuyordu? Vertigo. Vertigo hastalığı oluşur. Evet. Denge olayını beynimizin hangi bölgesi yönetiyor arkadaşlar? Beyincik. Onu da yazalım isterseniz. Beyincikle birlikte çalışır diyelim. Beyincikle birlikte çalışır. Denge ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Burada bilmeniz gereken yarım daire kanallarının dönmeyi, tulumcuk ve keseciğin ise ileri ve geri gitmeyi algıladığıdır. Evet, kulakla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Burada bitirelim. Bir sonraki bölümde dil, deri ve burundan bahsedeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.